96 yılında Şerif Hoca'nın Vostos'u satmasıyla sermayemizi bulduk ve kurduk İzgören Akademi'yi. İzgören Akademi ilk kurulacak 96 yılında ve çok paramız yok. İki kişiyiz, Hakan ve ben. Kurduk şirketi. Hakan genel müdür, ben yönetim kurulu başkanı, başka çalışan yok. Yani tezgah gerçekten çok utanılacak bir tezgah kurmuş durumdayız. Ve Halk Bankası kredi veriyor. Genç girişimci kredisi. Başvuruyu yaptık. Dediler ki 5 tane kefil lazım. İşte o belge, bu belge bitmiyor. Bize bu arada der ki ya, tanıdık bulursanız, şuradan torpil bulursanız hiç o belgelere gerek kalmaz falan. Ama devamlı belgeler ve takip ettik. Hepsini tamamladık. Ve kredilerin artık bittiği son gün mesai saat 3 mü ne aradılar, dediler ki ya bir yanlışlık olmuş, nedir? Siz kefiller bulmuşsunuz ama bunlar devlet memuru değil, bir tanesi devlet memuru, beşinin de devlet memuru olması lazım. 45 dakika sonra 12 tane subay hepsi belgeleriyle orada hazırdı. Bankanın müdürü böyle şokta durdu. Peki dedi, alalım. Yalnız dedi 5 kişi yeterli. Diğer 7 kişi dedik hayır, biz de kefil olacağız. 12 kişi kefil oldu. Tamamladılar bilmem ne. Biz krediyi aldık. Yoksa şirketi kuramayacağız. Bitince bütün işlemler, müdür dedi ki ya ben çok şaşkınım. Sizin aranızda nasıl bir dayanışma var askerlerin falan. Orada bir arkadaşım dedi ki bu dedi asker dayanışması değil. Eğer dedi 20 kişi deseniz 20 kişi gelirdi Şerif için dedi. O zaman eğitim danışmanlık sektörüyle ilgili böyle bir sektör yok. Yurt dışında birkaç kişi var, kurum var. İşte Tony Robbins var mesela. Ama Türkiye'de sayın dediğimizde gerçekten birkaç tane kurum sayamıyoruz. Nasıl daha iyi olabilir? Yaparız biz. Her şey bu iki cümle bizim açımızdan. Kendi işimizi iyi yapmaktan başka hiçbir şey bilmiyorum açıkçası. İzgören Akademi şu an Türkiye'nin önde gelen kurumlarına liderlik okulu, satış okulu, iletişim okulu gibi eğitim yolculukları tasarlayan ve kurum çalışanlarının yetkinliklerini geliştiren çok büyük bir organizasyon oldu. 1996'dan bu yana eğitim danışmanlık sektöründeyiz. Birçok farklı kurumla beraber çalışıyoruz. Bu da şu demek, hangi kurumda hangi eğitmenler iyi iş yapıyor? İçerikleriyle, aktarım tarzıyla, uygulamalarıyla, yarattıkları faydayla. Dolayısıyla piyasada neler döndüğünü iyi biliyoruz. Hem kendi yetiştirdiğimiz eğitmenlerle hem de sektörde iyi iş yapanlarla sürekli iletişim halindeyiz. Ekiple biz bir arada otururuz ve cidden çok ileriyi konuşuyoruz ve orada çıkan fikirleri hep hayata geçiriyoruz. Bazen mesela iş hayatıyla ilgili kilitlendiğimi fark ettiğimde ben ekiple ya bir oturalım konuşalım diyorum. Cidden birbirimizi dinleriz, herkes çatır çatır fikrini söyler ve bu kültürü oluşturana kadar cılkımız çıktı. İnsanlar çoğu zaman bana bağlıyorlar. Tek bir başarım var, yani firmaya kendi adımı verdirebilme, soyadımı. Onu verdikten sonra herkes benim yaptığımı düşünüyor. Ama benimki çoğu zaman torun sahibi olmak gibi. Hiçbir emeğin yok ama çok gurur duyuyorsun. Ne oluyorsa ekip yapıyor. Nasıl kuruluyor 2005 yılında Vizgo Akademi? Taner diye bir arkadaşımız var. Çok severiz. Eğitim organizasyonunu yapıyor. Eğitime gidiyor, sınıf içinde işte projeksiyonu ayarlıyor. Eğitim notlarını, kalemlerini organize ediyor derken bir gün geldi. Artık ne kadar bunalmış bilmiyoruz eğitim organizasyonunda. Biz dedi bu eğitimleri çok sınırlandırıyoruz böyle sınıf içinde yaparak dedi. Bence dedi bu eğitimleri biz kasede çekelim. Şerif Hoca'yı kasede çekelim. VHS kasetler var o zaman. Daha çok kuruma ulaşalım. Daha çok kazanalım. Harika fikir. Muazzam. Ve o zaman işte bugünkü Vizgo Akademi'nin temellerini attığımız zaman... Taner çay ocağındaki çocuk ilk hocam video kasetlere o söyledi. Ekipçi ona destek verdi. Sonra Kayseri'den dönerken Gökçen'le arabada uzun bir yolculuk yaptık ve bizim içimizdeki yapıyı ayırmanın zaten önemli olduğunu biliyordum ve Gökçen'le konuşurken o fikir çıktı. Gökçen'le onu konuşmasam ben ya böyle bir şirket kuralım belki demeyecektim. Şu anki vizyonumuzu kazanmamız ve şu anki sisteme geçişimiz Şerif Hoca'nın Ünye'deki Bakırcılar Çarşısı'ndaki bir mahalle esnafının bize videosunu göndermesiyle başladı. Esnaf konuşuyor ama şikayet ediyor. Arka Bakırcılar Çarşısı ve bakırları var etrafında da. Bir dükkanı var. Dükkanın içerisinde bir bilgisayar. Kamera çekiyor, konuşuyor, şikayet ediyor. Şimdi eskiden ticaret böyleydi, şimdi böyle diyor ama ekranda da oyun açık. Oyun oynuyor bir yandan. Şerif Hoca şunu söyledi. Gökçen, bizim o bilgisayarlara girmemiz lazım. Ya biz bu işi yapıyoruz dediğinde herkesin bir fikri var, yapalım diyor. Şirkete böyle bir iş kuruyoruz deyince 15 kişi geldi, ortağı oldu, para yatırdı. Ben o ortaklardan sadece bir tanesiyim. Hiçbirinden fazla payım yok. 15 kişinin inanıp bu yola girebilmesi bütün konu bu. Ve öyle bir ülkedesin ki herkes birbirini kandırırken bir grup insan bir araya geliyor ve ne üretiriz derdinde. Ya benim adım geçiyor işte şirkette ama şey ben %5 ortaklardan bir tanesiyim. Bütün ekibi ortak yaptığımız bir yapı. Hani beraber kazanılan bir yapı yaratabiliyorsunuz. Tamam, ben bunun yatırımını açıkçası yapabilirdim. Yani şirketi kurarım, ben bundan seni de bunun başına getiriyorum'a falan getirebilirim.
ama çok mutlu bir iş olmaz diye düşünüyorum. Vizgo işte bu vizyonun üzerine kuruldu. Düşünebiliyor musunuz? Yıl 2005 ve o zaman teknoloji, büyük büyük bilgisayarlar, büyük kasalar var ve bir tane bilgisayar var ofiste. Neredeyse dönüşümlü herkes kullanıyor bilgisayar. Şimdiki teknoloji olarak düşünmeyelim. Yani şu an hepimizin cebinde bir ekran var. Vizgo'nun adı videolu iz gören açılımı. Bu şekilde kuruldu. Böyle düşündü. Sonra anladık ki o Vizgo'nun o vizyonu ifade ediyor. Çünkü o dönem teknolojinin bize yetişmesi gereken bir vizyonda olduğumuz bir dönem. Gökçen 26 yıldır bizde. Onu bir şirketin başına geçirmesek ayıp olacaktı. O yüzden de kurmuş olabiliriz. Ama tutarsa çok vizyonerim falan diye anlatırım etrafta. Ya zaten ya emlakçı açıp başına geçirdik Gökçen'i. Bu daha teknolojik havalı bir şey oldu. Öyle oldu. Teknoloji bizim vizyonumuza bu dönemde yetişti. Ve artık hem bireylere hem kurumlara açık şekilde sunabildiğimiz ya da kurumlara da özel videolar ürettiğimiz çok büyük bir online eğitim platformuyuz. 1996'da sınıf eğitimleriyle başladık. Bir şeyler anlatıyoruz. Onun arkasından dedik ki bu anlattıklarımız insanlar tarafından evlerine götürülmeli. Yayın evi böyle çıktı Elma. Tamam, basılı malzeme iyi ama bizi görmüyorlar. Onun arkasına eğitim filmleri çıktı. Elma, Vizgo ve İzgören Akademi. Bu hibrit modelle her açıdan tam bir eğitim kurgusuyla sizlerle birlikte oluyoruz. Ve bu görmüş olduğunuz yapı aynı ailenin parçası. Dolayısıyla oluşturmuş olduğumuz programlar, içerikler, kurgulamış olduğumuz eğitim öğrenme tasarımları bütünsel bir çerçevenin içerisinde yer almakta. Şu an 5 veya 6 şirketiz herhalde. Hiçbirinde benim odam yok mesela. Odan olmayınca oradaki gücü de aslında çıkarmış oluyorsun devreden. Oralarda olmamak cidden işi çok değiştirmeye başlıyor. O zaman vaktin kalıyor en azından hani ileriyi düşüneyim diye. Kurumsal eğitimin evrimine baktığımızda 1996'da İzgören Akademi ilk kurulduğu yıllarda kurumlara biz eğitim satmak için gittiğimizde bir de bunun üzerine para mı vereceğiz diye bize geri dönüş yapıyorlardı. Eğitime olan bakış açısı böyleydi aslında. Şimdi baktığımızda 21. yüzyıl yetkinliklerinden bizim bunlara ihtiyacımız var diye dönüyor bize insan kaynakları. Dolayısıyla artık daha bilinçli kurumlarla, daha bilinçli insan kaynakları yöneticileriyle, daha bilinçli kurum sahipleriyle karşı karşıyayız diyebilirim. Firmalar kesinlikle farkına varmaya başladı ve en azından şunu farkına vardılar. Yani eğitim almanın maliyeti çok onlar için ya diyorlardı ama almamanın maliyetini etraftan daha çok görmeye başladı insanlar. Eğitim almamanın maliyeti daha fazla almaya göre. Ve nihai hedef elbette ki performansın yükselmesi, anlattıklarımızın hayat bulması, davranışa dönmesi. O yüzden buradaki kesişim kümesine dönük olarak içerik tasarlamak ve bunları paylaşmak çok büyük bir deneymiş. Yani siz bugün Google'ladığınızda onlarca bilgiye ulaşabilirsiniz. Ama bu bilginin hangi noktasının ne kadar, hangi özellikle hedeflerle tasarlanıyor ve aktarılıyor olması bu alanda uzman kişilerin iyi yaptığı şeylerden bir tanesi ki İzgören Akademi'de, Vizgo'da bu konuda oldukça iddialı ve çok uzun yıllardır bu kesişim kümesinin içerisine nasıl doğru eşleşmeyi sağlayacağız? Bayağı sağlam projeler yaptık. Günümüzde YouTube olabilir, başka platformlar olabilir. Çok fazla sayıda video var. Çoğu da kıymetli ve faydalı videolar. Oralarda gezebilirsiniz, oralardan eğitimler alabilirsiniz. Ama biz size zaman kazandırıyoruz. Kurumun ihtiyaçlarını belirleyip ona göre kurguluyoruz aslında eğitimi. Orada içeride birlikte çalıştığımız kurumun içinden insanlar oluyor. Ve onlardan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda eğitimi onlara özel tasarlıyoruz. Dolayısıyla o eğitim onlara has oluyor ve kendi kurumlarının ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebiliyor. O yüzden aldıklarında bizden Vizgo'nun programları, Vizgo'nun özel içerik tasarımlarını aldıklarında tamamen kendilerine özel bir şeyler buluyorlar. Ve bu öyle enteresan ki mesela oryantasyon programları son dönemde binlerce kişinin çalıştığı kuruluşlar var, fabrikalar var, mavi yaka, beyaz yaka hiç fark etmez. Onlar için de oryantasyon programı tasarlıyoruz. Terzi dikişi tamamen onlar için. Başlıyor kişi kurumda çalışmaya. Vizgo'nun onlar için ürettiği içeriği izliyor. Oryantasyon programlarına çok büyük fayda sağladık. 21. yüzyıl yetkinliklerinin en başında konuşuluyor. Bir insan bilgiyi nasıl derleyecek? Her yerde bilgi var. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Biz Vizgo Akademi olarak bilimsel bilgiyi güncel iş yaşamının konularıyla eşleştiriyoruz. Harmanlayıp özet halinde sizlere sunuyoruz.
Kurumların ihtiyacını belirlerken elbette bilimsellik bizim her zaman yol arkadaşımız oluyor. Daha kullanışlı, daha günceli uygun ve kurumlarda uygulanabilir örneklerle bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla bu kaliteyi yakalayabilmek için mutlaka bilimselliği ön plana çıkarıyoruz. Ve bu öyle bir şey ki sadece aslında özel içerikte değil, Vizgo içerisinde sayısız eğitim var. Sayısız eğitmenle beraberce oluşturduğumuz çok güzel içeriklerimiz var. Ve bu içeriklerle sizin işinize yarayacak eğitimleri içerisinden seçerek aynı bir küratör gibi sizin için özel programlar hazırlıyoruz. Tasarladığımız eğitimler tabii ki kurumların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanıyor. Ancak biz tasarladığımız eğitimlerin içerideki bireyler tarafından kullanılacağını kesinlikle unutmuyoruz. Doğru anlayış geliştirmek istediğimiz, anlayışlı insanlar ülkeye yayılsın istediğimiz için onların kendilerini anlama süreçlerinde de destek oluyoruz. Kendisini ne alanda geliştirmek istediğini danışmanlık faaliyetlerimizi, o kurumsal alanı analiz faaliyetiyle gerçekleştiriyoruz ve arkasından Elma Yayın Evi'nin kitaplarıyla, İzgören Akademi'nin eğitimleriyle, koçluk danışmanlık programlarıyla ve Vizgo Akademi'nin mevcut ve özel hazırlanabilecek içerikleriyle kurumların kendilerini anlamaları ve doğru anlayış geliştirmeleri için onların yanında bir yoldaş oluyoruz. Bir kere bir kuruma gitmeden önce zaten ön araştırmamızı yapıyoruz. Kurumda görüşeceğimiz kişiye kadar araştırmayı yaptıktan sonra kuruma belli bir bilgi birikimiyle gidiyoruz aslında. Hem İzgören Akademi'den gelen tecrübemiz, Vizgo Akademi'den gelen tecrübemizde ve kuruma girdiğimiz andan itibaren kurumdaki havadan gelişim ihtiyacını sezebiliyoruz. Bunu insan kaynakları departmanı ile oturup konuştuğumuzda birlikte kağıda dökebiliyor muyuz ona bakıyoruz aslında. Karşı taraftan da bize aynı ihtiyaç akıyor mu? Bu bizim için çok önemli. Biz buna Vizgo'da sezgisellik diyoruz. Yani kurum kendini ifade edebiliyor mu? Acaba aynı noktada buluşabiliyor muyuz? Buna bakıyoruz. Dolayısıyla içeride yer alan bilgiler tamamen pratik bir şekilde tüm izleyenlerin kullanabileceği ve hayata aktarabilecekleri bilgiler. Bu bilgilerin alındığı eğitim sürecinin de eğlenceli olmasını istiyoruz. Eğitim içeriğini tasarlarken öncelikle tabii bir hazırlık var. O konuyla alakalı bol bol kitaplar. Onları çalışıyorum, okuyorum, videolar izliyorum. O konuyla ilgili bilimsel araştırmalar var mı? Onları elde ediyorum. Hatta öyle bir hale geliyor ki bazen acaba burada şunu mu anlatsam diye düşündüğümde o şeyi rüyamda görmeye başlıyorum. Ekran karşısında geçirdiğiniz süreyi en verimli ve faydalı kılabilmek için biz sizin için hazırlık yapıyoruz. Çünkü eğitmen olarak hep şöyle bir bakış açımız oluyor bizim. Daha iyi, daha kaliteli nasıl anlatabiliriz? O yüzden bol bol okumak, araştırmak, dinlemek, izlemek bizi gerçekten besliyor. Ve bir müddet sonra bunu artık böyle gördüğünüz her yerde şu olguyu da şunu da alıp örnek olarak versem mi? Dinleyicilere daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz diye hep öyle bir bakış açınız oluyor. Çok keyifli, heyecanlı bir süreç. Bizim için de pratik faydaya dönüşecek kadar üstünden geçtiğimiz ama hiçbir zaman ezbere dönüşmeyen eğitimler veriyoruz. Kaygılı müşterilerimiz olabilir. Biz daha önce bu tarz asenkron eğitimler aldık ama katkısını göremedik dediklerinde biz onlara siz bu eğitimi evet aldınız ama Vizgo'dan almadınız diyoruz. Kurumsal eğitimler deyince aslında kurumlarda sıkıcı olarak kafalarda imaj var. Biz de bunların olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Faydalı, eğlenceli. Hayatın içinden içeriklerle videolarımızı ortaya koyuyoruz. Bu da bana keyif veriyor. Aslında bir yandan da öğreniyorum. Hayat amaçlarımdan da birini gerçekleştiriyorum. Ve en önemli şey şu. Video öğretmek değil aslında. İzlenebilir bir video öğretmek. Biz de en başta baktığımızda işte 3-4 saatlik videolar çektik ama sonra tabii şu anki döneme baktığımızda kim 3-4 saat video izleyebilir ekran karşısında? Yakın geçmişte geleneksel usul eğitim videolarında genelde eğitimin süresi İzleyicinin gözünü korkutabiliyordu. Hatta sık diyoruz ya ben izleyemedim ama yeğenime 50 lira verdim izlettim gibi. Bu durumdan da kurtulma şansı bir yetişkinle açıp keyifle izleyebileceği hale getiriyoruz videoları. Dedik ki biz bir mikro öğrenme yöntemiyle bunları yapalım. Yani kısa kısa videolar olsun ama içi dolu videolar olsun. Nasıl olacak bu? Ben ne anlatıyorum? Bu neden önemli? Peki bunu nasıl uygulayacağız? Bu 3 sorunun cevabını vermelerini istiyoruz eğitmenlerimize. Ve gerçekten bunu izleyen de masasına oturduğunda o nasıl kısmında o yöntemleri alsın ve uygulayabilsin. O yüzden Vizgo'da binlerce eğitim var. Aslında diyoruz ki binlerce sorunun cevabı var. Tamamen bu işi bilime dayandırıyoruz. Normal dijital sunum tekniklerine göre bir insanın ekran karşısındaki dikkat süresi ortalama 4 ile 7 dakika arasında değişiyor. Dolayısıyla Vizgo içerisinde baştan sona uzun eğitimlerden ziyade, uzun süre ekran karşısında kalmaktan ziyade kısa zamanda güzel hap bilgileri alabileceğiniz en fazla 2-3 dakikalık bölümlerden oluşturduğumuz videoları kastediyoruz. Az olan özdür anlayışıyla yaklaşıyoruz. Eğitimlerimizi
daha derli toplu, daha hap bilgiler halinde sunuyoruz. Buna örnek veriyorum. Bir tane eğitimimizin toplam süresi 20 dakika ise 2-3 dakikalık mikro eğitimler halinde izlenmesini de kolaylaştırarak sunuyoruz. Böylece insanlar istediği an istediği yerde durabiliyorlar. Bazen ikinci bölümün, üçüncü videosunu tekrar açıp izlemek isteyebiliyor. Onu hayat mottosu haline getirebiliyor. Böylece mikro eğitimlerle eğitimimizin bütününü destekliyoruz. Kurumların aldığı eğitimin ne kadar faydalı olmadığını anlayabilmesi için bunları test etmesi, kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için kullandığımız sistem LMS, Learning Management System. Eğitim yönetim sistemi kullanıcıların aldıkları eğitimlerin gerçekten işe yarayıp yaramadığını ölçümlenebilmesini sağlıyor. Eğitim camiasının konularından biridir. Ölçemediğin şeyi yönetemezsin derler. Bu eğitimler izleniyor mu? Ne kadar coşkuyla, keyifle, süreklilikle izleniyor? Bunu anlamak için eğitim yönetim sistemi olan kurumlar çok şanslı. Hem ne kadar izlenmiş bunu öğrenebiliyorlar, hem de eğitimler anlaşılmış mı? Hangi konularda hatalar yapılmış? Buradan ana konunun içerisindeki eksik alanlarda bulunabiliyor ve kişi o anlamda geliştirilebiliyor. Kurumlar bir elemesi satın aldıkları zaman onun kurulumu, kullanıcıların yerleştirilmesi, onların atanmasının sağlanması ve eğitim planlamalarının yapılmasını sağlıyoruz. Ardından da bir yöneticiyi, kurumdaki bir yöneticiyi bu anlamda yetiştiriyoruz. Ve sistem tamamen kendi ekolojisini oluşturup çalışmaya başlıyor. Vizgo Akademi'de satış sürekliliği olan bir şey. Çünkü kurumlar bizim eğitim yönetim sistemimizden girip eğitimlere ulaşıyorlar. Vermiş oldukları eğitimden aldıkları tecrübeleri bize aktarmalarını istiyoruz. Hangisi ne kadar izlendi, geri dönüşler nasıl oldu kurum içerisinde? Ve gerçekten gördükleri davranış değişiklikleri var mı acaba? Ne tarafa daha fazla yoğunlaşmamız gerekiyor? Eğitim yönetim sisteminde bir planlamaya tabi tuttuğumuz eğitimler için aynı zamanda kullanıcıları da çeşitli departman pozisyon gibi bilgilere bölebiliyoruz. Böylece doğru eğitimi doğru kişiye ulaştırmayı sağlıyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Hem insan kaynakları uzmanları açısından hem İK direktörleri açısından eğitim yönetim sistemiyle birlikte ne kadar izlendi, kim ne kadar saat ulaştı, hangi sorularda zorlanıldı, bunun kontrolü de sistem üzerine sağlanabilecek ve böylelikle ortak bir öğrenme ve gelişim anlayışıyla, ortak bir öğrenme kültürüyle tüm çalışma arkadaşlarımızın, her bir bireyin bu değerlerle daha yukarıya doğru çıkmasını sağlamış olacağız. Öğrenmenin kalıcılığını nasıl sağlıyoruz? Eğitim yönetim sisteminde aslında arka planda çalışan raporlamalar var. Oradan istediğimiz zaman çeşitli raporları çekerek oradan takip yapabiliyoruz. Raporlar deyince insanların aklında bazen bir korku oluşuyor. O raporların çıkartılması, alınması ile ilgili bir korku oluşuyor. Artık birkaç tıkla bir kurumun bütün detayını görebildiğiniz raporları alabiliyorsunuz. Üstelik bu raporları hem kendi sistemlerinize entegre edebiliyorsunuz hem de istediğiniz formatta bilgisayarlarınıza indirebiliyorsunuz. Kendi eğitim yönetim sistemi olmayan kurumlarımız Vizgo Akademi'nin eğitim yönetim sisteminde belirli süreli lisanslamalarla videolara ulaşabiliyorlar. Herhangi bir çalışan olmanıza da gerek yok. Öğrenci olabilirsiniz, yeni mezun olabilirsiniz. Vizgo bireysel üyeliği kendi eğitim yolculuğunuzu tasarlamanıza yarıyor. Eskiden bu eğitimler daha çok bilgisayar üzerinden izleniyordu. Telefondaki arayüzü çok güzel. Hatta internete doğrudan bağlı olmanıza gerek kalmıyor. Açıyorsunuz telefonunuzu. İnternet olan bir yerde indirmeniz yeterli. Ardından o videoları izleyebiliyorsunuz. Altyapıya bağlı kalmadan Vizgo'nun kendi sistemi üzerinden eğitimleri dilediğiniz an, dilediğiniz yerde izleme şansınız oluyor. Burada mikro eğitimleri aslında bir sezon içerisinde bir dizi gibi düşünebiliriz. Mikro eğitimler işin içerisinde etkileşimli bir şekilde sizlerle buluşturuluyor. Kurumlar eğitimleri aldıktan sonra kendi sertifikalandırma yöntemlerine göre özel sertifikalar hazırlayabiliyorlar. Bununla birlikte bireysel üyelikte aldığınız eğitimin sertifikasını Vizgo Akademi veriyor. Sadece izlemek değil, anlamak. Sadece anlamak değil, doğru anlamak. Ve bu doğru anladığımız şeyleri de elbette hayatın kendisine uyarlamak. Fayda sağlama değeri, anlayış geliştirme değeri bizim için çok kıymetli. Siz ne istersiniz, hangi alanda anlayış geliştirmek isterseniz biz o alanda varız Vizgo olarak. Temel felsefemiz bu. Bizim sevgiyi kurumsal değer olarak benimsememizin altında yatan temel kendi işimize duymuş olduğumuz saygı ve sevgi. Tüm paydaşlarımıza duymuş olduğumuz saygı ve sevgi ama en önemlisi bu vatana katacağımız katma değerin her zaman için içimizde olmasın. Dolayısıyla tüm eğitimlerimizi bu değerimiz, sevgi değeri üzerinde kurguluyoruz. Herkes iş diyor, biz adına aşk dedik. Yani 1996'dan bu yana insanlarla bir şeyler paylaşıyoruz ve bu paylaşmamızın altında yatan birincisi insan sevgisi var. Yani bugün baktığımızda iklim değişikliği ile ilgili, yok olan türlerle ilgili her şeyi daha fazla sevmeye ihtiyacımız var. O zaman ancak bu yer küreyi tekrar oluşturma şansımız var bugün itibariyle. Ve bazen yönetim anlattığımızda, bazen iletişim anlattığımızda bunun izlerini sezeceksiniz içeride.
İkincisi yurt sevgisi. Bu ülke topraklarındayız. Burası değerli bir ülke. Coğrafyasıyla, jeopolitik konumuyla, şu suyla, bu suyla. İnsanlar kültürü ve tarihi taşıyanlar. O yüzden insanlarımızın daha ileriye gitmesi lazım. Doğruluk paylaştığımız tüm eğitimlerde temel ilkelerden bir tanesi. Doğruluk şekil değiştirmiş durumda ve Anadolu'nun, bizim insanımızın, kadim bilgeliğin, tüm coğrafyaların şu anda iyi insanlar için oluşturmuş olduğu doğruluktan bahsediyorum. Çünkü biz her zaman tüm paydaşların iyiliği için doğru olan şeyleri paylaşıyoruz. Bilim bir tarafta, ilim bir tarafta. Bu ikisini birleştirdiğimizde doğruluğa tekrar geliyoruz. Sevgi, doğruluk, bilimsellik. Bu üçünü birleştirdiğimizde eğitimlerimizin tarzını ve anlayışını göreceksiniz. Biz inanıyoruz ki birlikte olduğumuz tüm kişiler belirli bir kalite algısına ve anlayışına sahip. Biz dinlemekten hoşlanmadığımız, anlatınca bir işimize yaramayacak hiçbir şeyi bu eğitim programlarında sizlerle paylaşmıyoruz. O yüzden değerlerimizden bir tanesi kalite. Tüm bunları birleştirdiğimizde nereye geliyoruz? Anlayışa. Bildiğimiz her şeyi anlamayız. Ama anladığımız her şeyi biliriz. Vizgo'da biz doğru anlayış geliştirmek için çalışıyoruz. O yüzden biz hem bildiğimiz hem anladığımız şeylerle insanların hayatlarında doğru anlayış geliştirmek istiyoruz. Eğitmen adayları eğitmen uzmanlık programında eğitimlere tabi tutuluyorlar. O eğitime geldiğinizde bakıyorsunuz ki bugüne kadar öğrendiğiniz birçok şey yapbozun parçaları gibi olması gereken yerlere yerleşiyor. Çok heyecanlı, çok keyifli bir süreç ve o eğitimden çıktığınızda şöyle bir şey oluyor. Vay be! Eğitmen Akademisi zaten yani bizim en iyi kültürümüz ve oradaki yetişen insanlar cidden çok iyi yetişiyorlar ve masa rakip geliştiriyoruz kendimizi. Türkiye'de böyle bir şey yok ve başladığımızda işte İngiltere'de Northampton Üniversitesi'yle işbirliği yaptık. Ben gittim, orada eğitimler aldım ve onların Sunlay Management Center diye bir yerleri vardı. İşbirliği yaptık ve 5 yıllık bir proje oluşturduk ve projenin içine ben mesela şeyi de koydurdum. Dedim ki biz sizle ortaklık yaparsak her sene Türkiye'den bir öğrenci oraya master'a yollayacağız. Normalde hiç kabul etmezler böyle bir şeyi. Büyükelçilik burada hiç gündeme getirmeyin. Siz işte Avrupa topluluğu üyesi değilsiniz, üniversite kabul etmez. Bunu da kabul ettiler. Biz her sene oraya birer tane öğrenci burslu yolladık. Master yaptılar ve hiç torpil olmadan ön görüşmelerle başarılı çocukları alıp gönderdik. Orada bir know-how alırken gerçekten çok zorlandık. Arkun Türkiye'de yoktu. Yani sunum teknikleri eğitimi yoktu, liderlik eğitimleri yoktu. Öte yandan onlardan İngiltere'deki know-how aldıktan sonra ben 2 yıl sonra da onlara söyledim. Dedim ki bakın sizin bu eğitimleri biz Türkiye'de anlatırsak bizi kapıdan kovarlar. Çünkü kültür farklı, bizim bunları geliştirmemiz lazım. Zaten gördüğüm kilit nokta oydu. Yani onlardan işte sunum teknikleri eğitimler onların nahu, ama ülke başka bir ülke. Ve kendi eğitimlerimizi geliştirme yoluna gittik. Orada bir şeyi fark ettim. Şirket yeni kurulduğunda dışarıdan eğitmenlerle profesörleri çağırıyoruz. Bütün danışmanlı şirketler onu yapıyor. Zaman yönetimi var. Kim var bu üniversitede çağırıyorsun. Ama senin kültürüne sahip değil. Çok teorideler. Fark ettim ki kendi eğitmenlerimizi yetiştirmemiz lazım. Bunun yolu da satışçı adamı alıp yetiştirdiğinde satışı zaten bildiği için eğitimi iyi verebiliyor. Ve bir okul oluşturduk beraberce ekiple. Eğitmen Akademisi'nden çıkanlar arasında sadece eğitmen çıkmıyor aslında ve çok rakip yetiştiriyoruz. Yani orada çıkanların %5'i 6'sı İzgören Akademi'nde çalışıyor. Gerisi tamamı sektörde çalışıyor ve sektöre şu anda tek belki de eğitmen yetiştiren kurum durumundayız. Bu çok iyi bir şey. Şimdi danışmanlık okulu diye bir şey başlattık. Yani var mı ülkede? Belki vardır. Şimdi danışmanı oradan yetiştireceğiz. Çok başarılı bulduklarımıza iş teklif edeceğiz. Ve onlar da içeride ama dışarıda danışman yetiştirmeye çalışacağız. Türkiye'nin bu konuda bir ekolü yok. Yani devletin bir kriter koyması lazım. Yani senin eğitmen olman için bak buradan işte koç olacaksan uluslararası sertifikasyon programları var. Ama Türkiye'de eğitmen olacaksan hiçbir sertifikasyon programı yok. Ve hiçbir şey de yok. O konuda sınır da yok. O okulu oluşturmak bize de çok şey öğretti. Eğitmenler de çünkü kendini hazırlayarak giriyorlar. Böyle bir şey. Sadece İngiltere ile 5 yıllık anlaşmanın 3. yılında ben ilk başta 1. yılın sonunda bir toplantı yaptık. Nasıl görüyorsunuz dediler. Dedim ki 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Sunlay'a bakıyorum dedim. Hoca Üniversitesi'nin sürekli eğitim merkezi. Northampton Üniversitesi eğitim merkezi. Böyle odalar, sınıflar inanılmaz büyük bir yer. Dedim ki siz hiç ileri gitmiyorsunuz. Biz devamlı ilerliyoruz. Ben de 3 yıl önce tanıdığım kurum aynısıyla duruyor. Gülüştüler bana. Öyle mi dediler. 4-5 yıl önce Ark'ın girip baktım. Sunlay Management Center kapatılmış, otel olmuş. Biz şimdi 7-8 bölge müdürlüğü olan kocaman bir yeriz. Yani
ileri gitme çabasının nereye getirdiğini insanların aslında bu iki kurumun işbirliği çok anlattı bana. Bizim eğitmenlerin dört alanda tam olmasını istiyoruz. Çünkü eğer bu dört alan tamsa yaptığımız her işin tamam olduğuna inanıyoruz. 1. Konu hakimiyeti. Anlattığı şeyi A'dan Z'ye bilmesi lazım. Satışsa satışı, liderlikse liderliği, motivasyonsa motivasyonu, iletişimse iletişimi. Konu hakimiyeti tam olacak. Kadim bilgiyle güncel bilgiyi, farklı coğrafyalardaki araştırmaları, bu iş Çin'de nasıl, Latin Amerika'da nasıl, Avrupa'da nasıl, Amerika'da nasıl, orada harmanlanmış olan bilgiyi Anadolu bilgeliğiyle birleştirerek anlatmasını bekliyoruz. Birincisi konu hakimiyeti, içerik sağlam olacak. En çok sevdiğimiz söz, boş çuval dik durmaz. İkincisi anlatım becerisi. Burada diksiyon var, burada eğitim tasarımı var, hikayeleştirme var. Burada katılımcının gönlüne dokunmak var. İkinci özellik anlatım becerisi. Boş çuval dik durmaz demiştim. Çuvalın dışın niye süslenmesi lazım? Yani ben baktığımda içinde güzel şeyler var. Açayım, çıkartayım, onu alayım, benim işime yarayacak bir şeyler var burada demesi lazım. Üçüncüsü genel kültür. Anlattığım bir konuyu bazen tıpla, bazen biyolojiyle, bazen fizikle, bazen tasavvufla, bazen hayatın içerisinden popüler bir örnekle, bir konserdeki parçanın içinde geçen bir sözü, bir sergideki resmin sana anlattığını, bir müzeyi, gazetedeki bir üçüncü sayfa haberiyle bile bağdaştırabilirsin. O yüzden hayatın içinden beslenmek genel kültür. Dördüncüsü kişilik gücü. Eğitmenlerin hayatın içerisinde değerlerle, evrensel etikle ve ülkenin sahip çıkması gereken ahlaki özelliklerle harmanlanmış olmasını bekliyoruz. Boş çuval dik durmaz. Çuvalın dışını süsledik anlatım becerisi. Çuvalın içine farklı soslar kattık. Genel kültür ve çuvalın dikişleri sağlam. O da kişilik gücü, karakter. İnanıyoruz ki eğer sen tamsan yaptığın iş tamam olur. Anlattığın konu insana dokunur. Anlattığın konu performansa döner. Anlattığın konu müşteriyle olan ilişkine yansır. Bunları tam olarak gerçekleştirebildiğin andan itibaren sen dört dörtlük bir eğitmensin demektir.